Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Efendim hepsinden önce, hepsinden önce bu güzeller güzeli Türkiye Cumhuriyeti'nin, büyük Atatürk'ümüzün yarattığı bu memleketin güzelliğini bugün bir başka türlü yaşıyoruz. 93, 93 yıl önce Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet'in kuruluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. Ama 29 Ekim 1923. Fakat bundan bir gün önce, bir gün, üç gün sonra. Önce. Efendim? Üç gün önce. Üç gün önce, üç gün önce Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Türk Milli Futbol Takımı daha evvel çıkıp bütün dünyaya Atatürk'ün arkadaşlarıyla yarattığı ve bizlere güzel bıraktığı o cumhuriyetin temsilcisi. Evet, Türk milli takımı kaç yaşında? 93. 93 yaşında. Çok teessüf ederim. Çok teessüf ederim. <laughs> şimdi bazılarınız, siz o maçı da siz mi anlattınız? Hani çok ayıp ben. Ya o kadar yaşlı mıyım? Ben iki sene sonra doğmuşum. Bu maçı görememişim. <laughs> ben 91 milli maçıma 93 yaşında şimdi. Efendim tarihteki ilk maça çıkılıyor. 1922'de Türk Federasyonu kurulmuş ama adı neymiş adı? Futbol Encümeni. Daha sonra Futbol Heyeti Müttehidesi. Bunları anlatmayacağım. Bunlar o kadar ilk milli maçı Cumhuriyetimizden bile genç. 26 Ekim 1923 bu ilk maçımızın tarihi. Efendim şimdi hangisini bu notların hangisine geçeyim? Şimdi şurada diyoruz ki efendim 1923'ün ilk günlerinde bu bomba patladı ve takımlar kuruluyor. Fenerbahçe o yıl başarılı bir hayli gol yemeden şampiyon olmuş. Ligi ikinci, üçüncü sırada bitiren takımlar var. Altınordu ve Galatasaray. Onlar üçer oyuncu. Hilal ve Süleymaniyet takımlarından birer futbolcu milli takıma 17 futbolcu ve kiminle mi maç yapacaklar? Efendim bize Balkanlardan Romanya'dan maç teklifi ve geliyorlar. Bizi... Hayır abi şunu ekleyeyim. Ha. Romanya ile ilgili olarak ilk milli maçımızı şimdi söylediğiniz gibi Romanya milli takımıyla yaptık. Tarihimizde oynadığımız 544 milli maç var bu 93 yıl içinde. Evet. 544 milli maçta en çok oynadığımız rakip de Romanya. Romanya. 25 evet. tane maç yapmışız. Romanya milli takımıyla. Bu da ilki. Şimdi bu ya bu kaç yıl önce yayınlanmış bir gazete kupürü. Milli takım çok yaşa. İlk milli takımmış. 26 Ekim 1923 günü Taksim Stadında. Taksim Stadında diyor şu anda o stat yok dostlar. Fakat biz şimdi biz milli maçı söylüyoruz ama bizim burada Cumhuriyet Bayramımız kutlanıyor. Büyük Atatürk'ümüzün Kurduğu, yarattığı, bize bıraktığı o güzel gün kutlanıyor. Biz size önce Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyoruz. Evet hepimiz için öyle. Ee, hakikaten Kurtuluş Savaşı'nın ve ardından Cumhuriyet'in e, bu ülkeye neler getirdiği, bu ülkeye neler kazandırdığı gayet ortada. Ve e, o günlerde o Cumhuriyet'i kurmak için hem savaşan hem mücadele eden, başta Mustafa Kemal olmak üzere tüm silah arkadaşları, çalışma arkadaşları, o dönemde mecliste bulunan kişilerin hepsini ne Allah'tan rahmet dileyelim. Hepsini analım burada. Ama buradan. biz şimdi bir Türk insanı olarak Cumhuriyet'in biz o zaman daha doğmamışız fakat Doğanca bize ilk sarılan cumhuriyetimiz. Fakat bütün bu güzellikler içinde 26 Ekim 1923 günü Taksim Stadında Romanya ile ilk milli maç. Yani uzaktan ışık gözüküyor. Üç gün sonra cumhuriyetimiz ve onun arasında hem de biz acemiz Romanlar futbolu oynayabiliyorlar. Onlara yenilmiyoruz ve maça çıkıyoruz. Ama burada o kadar notlar ben geldim. Sabaha kadar okuyorum okuyorum doyamıyorum. Efendim o tarihte milli takımımızın ayıdızlı forması falan nerede gördüler, kimden yaptılar? Yani size anlatamıyoruz, görmedik. Ama onu görenleri de biraz zor gördük sonradan. Büyüklerimiz o zaman gençtiler ama seyretmemişlerdi, gitmemişlerdi. Şimdi şekerim şöyle bakayım bir de şuraya. Tüm bu şeyler içinde maç başlamış şimdi uzun uzun takım falan saydırmayın biz onları söyleyeceğiz ama komşumuz Romanya gelin demiş falan. Hakem bulunamamış da o işte İstanbul'da oturan bir Çek, bir spor adamı Kratki çok ünlü oluyor sonra. Hakemliği de var ve kendisine Kratki'nin yanında bir Türk bir Romen yardımcı veriyorlar ve maç bu şekilde başlıyor. Kurayı biz kazanıyoruz. Kaptanımız Hasan Kamil Bey harbi yönündeki kaleyi alıyor ve Maç başlıyor ve maç başladıktan sonra milli takımın hocası evet ama parasızlık yüzünden neyi engellemiş milli takımımızın hoca getirelim falan demişler. Ne zaman duydular, öğrendiler ve takımımız başlıyor efendim. Sevgili Mert Aydın buyurun mikrofon sizin, ekran sizin. Evet, seyircilerimiz evet. sizin tarihteki <laughs> ilk milli maçımızın Kadrosunu şöyle bir yürekten say. Sayalım. Ee, kalede Nedim Kaleci Altınordu. Pardon soyadı kanunu çıktığı zaman, zaman evet. Nedim Kaleci soyadını alıyor. Aldı. Biz onunla böyle. O Onu da Nedim Efendi. ya. Tabii Nedim, Nedim Bey ha. E, maç sırasında. Ben sonraki aldıkları ha. soyadlarıyla ha. da söylüyorum. Ee, savunmada Hasan Kamil Bey. Hasan Kamil Sporel. Sporel oluyor sonra Zeki Sporeller. Çafer Cafer Çağatay. Fenerbahçeli yine Hasan Kamil Bey gibi. İsmet Ulu Fenerbahçe. Nihat Bektik Galatasaray. Aslan Nihat değil mi? Ali evet tabiri. Aslan Nihat. Baron Fevzi Altınordu'dan. He. Emin Altınordu. Ama pardon araya girin Baron Fevzi maç başlıyor. Ceylan Bedri sakatlanıyor. Hemen başlarda. Ve onun yerine Baron Fevzi evet. sol açığa geçiyor. Ve Altınordulu Kelle İbrahim de oyuna alınıyor. Evet. Eee Baydar Fenerbahçe, Zekir Rıza Sporel Fenerbahçe, Sabih Arca Fenerbahçe ve bahsettiğiniz Bedri Bey, Bedri Gürsoy Fenerbahçe maça çıkan 11. E, daha önceki programlarımızı izlemiş olanlar hatırlarlar. Halit tabi. Evet. Kelle İbrahim mi daha önce Olimpiyat Oyunlarında Uruguaylılara kafa atmayı öğreten <laughs> adam olarak adam. da e, bu programda konuşmuştu. Dünya futbolunda adı geçiyor <laughs> Kelle İbrahim'in. Efendim, şimdi aşağıda söyledik. Biz cumhuriyetimizin büyük yıl dönümü olduğu için gönülden kutluyoruz, o mutluluğu yaşıyoruz. Ama biz bu daracık saatler içinde geçmişe şöyle bir bakarken o ilk milli maçımızı nasıl bir heyecanla ve ilk milli golümüzü oyun başlıyor. Biz harikalar yaratmıyoruz. Yani biraz yanda bu işte acemiyiz. Golü yiyoruz biz 1-0. Ama çok geçmeden bu talihsizler arasında o zamanki bakın yazılmış golcümüz bombacımız bu bo golcümüz bombacımız Zeki Bey Zeki Rıza Sporel soyadını aldı ailece ve Bedri'nin sakatlanmasından neden olan faulden serbest vuruş kazanıyoruz topun başında Zeki Rıza topu en iyi vuran ve Gansel'in Roman gol atmış ama onun şutu sert miydi? O günlerde duyulmayan bir deyimle anlatalım. <laughs> Zeki'nin ayağından çıkan şut değil. Füze lafı geçmiyor oralarda. Füze olsa füze derlerdi. Ne dediler bilmiyoruz. Duymadık yoktuk ki dünyada. Ama dakika 32. Kitaplar yazıyor. Ve sadece yeni 7 dakika. Yeni, yeni koynamışız. Dilim karıştı. Sadece 7 dakika ve gole atıyoruz. Durum 1-1. Aynı zamanda ilk yarının sonucu. Evet. İkinci yarı, ikinci yarıda tempomuz daha hızlı. Zeki Rıza beraberlik golüyle beraber Acemili'yi atlatıyoruz. İkinci gol için hücum üstüne hücum tazelerken ve işte ikinci yarı başlayalı. Henüz beş dakika dolmadan Romen Kalesi'ni golle dolduruyoruz. Kim mi attı? Yine Zeki attı. Yine Zeki Bey, Zeki Rıza. İki, bir galibiz kendi sahamızda. O mahtu seyirci ilk defa ayıldızlı formayı görüyorlar. Ve yıldızlı formanın gollerini ve Zeki Bey ağlarla nasıl kucaklaştırıyor? Pavlini de o sıradaki yani yeni futbolda büyük kaleci, Roman kaleci. Gol yemeyen kaleci biz hiç gol atmasını, milli maç oynamasını da bilmeyen takım çıkmışız. iki golü birden biri atmışız. Evet ondan sonra valla ondan sonraki nota tam bakmadım ben. Niye biliyor musun? Bizim kaleye gol girmiş gol. Nasılsa yemişiz <laughs> ama yenilmemişiz ya hiç olmasa ilk milli maçımızda. Şunu söylemek lazım. Ee, aslında e, kitaplarda yazılanlar arasında şunu da maçla ilgili belirtmek gerekiyor. Tabii şu andaki gibi bir tribün desteğinden bahsedemeyiz. Hani organize olarak bir e, tezahürat taraftarlar tarafından yapılmıyor evet. doğal olarak. İşte o gün e, stadyumda olanların maç başlarken yaşa yaşa milli takım diye bağırdıkları, e, gol atınca yaşa Zeki diye Soyadı kanunu, soyadı kanunu, havaya fırlattık. Soyadı böyle. çıkmadığı için soyadı yok. Tabii. Onun için tabirler var yaptıkları işe göre. O insanın mahallede dostlarıyla, arkadaşlarıyla görünmesinde bir şeyler yaratıyor, bir şeyler yaptırıyor, bir şeyler yapıyor. Onu yaptığı için onu yapan adamı kısaltıp bir isim takıyorlar insanlara evet. o vaziyette. Ve e, o gün kaleyi kura, koruyan Nedim Bey'in de e, mavi bir kazakla Evet. çıktı çünkü fotoğraflar genelde doğal olarak o dönemdeki siyah beyaz olduğu için hı hı. E, Nedim Bey'in kazanı kaleci kazanın rengini anlamamız pek mümkün değil ama e, öğrendiğimiz kitaplarda yazan Nedim Bey'in e, mavi kazağı ve uzun beyaz bir şortla mavi kazak ve uzun beyaz bir shortla e, karşılaşmaya başladığı şeklinde e, Romanya ile oynadığımız maçlar. Ben bir istatistik vereyim. 544 milli maç Romanya ile başlayan ve en son olarak İzlanda maçıyla şu ana kadarki e, maçları düşünürsek. 544 maç oynamışız. 204 kez sahadan galibiyetle ayrılmış milli takımımız. 126 beraberlik ve 213 yenilgi var. 713 gol atmışız. 792 gol yemişiz. Ama şimdi ben başka bir istatistik vereceğim. Bu ee? bence e, bu program için daha önemli. 52 maç. 16 galibiyet, Türkiye 11 beraberlik, 25 yenilgi. Bunu ne diye sorarsanız bu istatistiği bu da sevgili Halit Kıvanç'ın anlattığı milli maçlardaki istatistiğimiz. 16 galibiyet, 52 on, maç. Evet, 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 25 yenilgi maalesef. Hani evet. Eski şeyle maalesef değil Ama mi? ama benim ilk milli maç anlatışım 1957 yılında Polonya ile. Polonya kalecisi gol yemeyen kalecisi avrupa. Simkowiak. De ve evet. Varşova'daki maç Polonya-Türkiye 0-1. Biz bir gol atıyoruz ve böyle. Arkasından biz Romanya'yı 2-0 yeniyoruz ikinci maçta. Derken İskoçya İngiliz adasından çıkmış futbol dediklerine göre İskoçya oralarda golleri atar. Türkiye-İskoçya 4-2 Ankara'da oynanıyor. Fakat... Ondan sonra biz biraz nefes almaya başlıyoruz gibi zannederken Bulgaristan komşumuz bir çelme takıyor. Bulgaristan maçını 2-1 kaybediyoruz Sofya'da. Derken Bulgaristan bir de genç takım maçı yapalım diyorlar. Hah, o zaman bizim Türk genç takımı hayatındaki ilk maçında böyle yani ben anlattığım için söylemiyorum. O heyecanı şu anda bile duyuyorum. 2-0 yeniyoruz 1961'de. Arkasından valla uğur geliyorum diye değil. Yani başka ben işte yeni yeni başlamışız biz. O bakımdan Türkiye, Bulgaristan'ı gençler 2-0 yeniyor. Norveç'i 2-1 yeniyoruz. Bir onu da ekleme yapayım. Norveç maçının şöyle bir önemi var. E, 93 yıllık tarihimizde, milli takım tarihimizde 29 Ekim'de oynanmış tek maç. Evet 1961. 29 Ekim 61. Evet. evet. yani onun da öyle bir özelliği var. 29 Ekim tarihine denk gelen tek maç. Ve sonra maçlar devam ediyor. Türkiye Norveç'i 2-1 yendikten sonra Sovyetler 2-1 gene bitiyor maç da bizim aleyhimize. Derken İsrail'i bir sıfır yeniyoruz. Danimarka ile bir bir berabere kalıyoruz. Polonya, Polonya Zaman zaman çok iyi futbol oynadı. O bizi yeniyor. Bulgaristan 0-0 1964'te Ali Sami Enstitü'nün açılışında hatta sevgili Orhan Ayan'la beraber anlatmıştık. Sonra isterseniz bundan sonrasında tabii çok maçlar var da söylemeyeyim. Çünkü birdenbire beş rakamı gözüme çarptı. <laughs> Efendim, Sonra altı da geliyor benim, galiba. Ay, benim anlattığım maçlarda Portekiz'den beş tane yemişiz. Çekoslovakya'dan altı tane yemişiz. Öbürleri gayet iyi, öbürleri gayet iyi de bizim yendiğimiz maç arıyorum ben böyle gelirken <laughs> gelirken. Türkiye, 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 Sovyetler, Fransa ile berabere kalmışız. Çekoslovakya ile berabere kalmışız. Polonya ile berabere kalmışız. Derken Türkiye, vallahi hiç fena değil. Fena değil. Nerede fena değil? işte bu olmadı. İsviçre'den dört tane yemişiz. Yenecek mi? Ben nasıl anlatmışım o maçı? Hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Valla bizim yendiğimiz bir maç var. İsviçre'yi 2-0. Bak onu sevdimdi. Onu sevdimdi. Ve de Türkiye'nin Sovyetler Birliği Rus takımını yenmesi çok iyiydi. O da büyük bir başarıydı bizim için. Almanların da güya biz onlarla dost millettik Atılmaz 5 tane yani. Bilmiyorum şöyle bakıyorum, geliyorum Ama o Alman geliyorum. takımı da Halit abi herhalde vallahi müthişti. Ama sonra 1979'da Almanlar herkes 10 tane atıyor derken bize bir tane atamadılar. Biz de atmadık. Ayıp olur diye 0-0. Sıfır sıfır Orada ben bir bak. şey ekleyeyim. Benim çocukluğumda sizin anlattığınızı çok net hatırladığım bir karşılaşma o. Türkiye Almanya Batı Almanya maçı. E, 1979. O, evet ben de 8 yaşındaydım. E, şöyle bir espri yapmıştınız maç sırasında. E, Cemil Turan milli takımın büyük Heh. yıldızı. Çok ağır bir sakatlık yaşamıştı ve Almanya'ya tedaviye gitmişti ve tedaviden dönmüş, iyileşmiş evet. Milli maçta sahada ve maç içinde Almanlar maalesef e, çok sert bir faulle Cemil Turan'ı durdurdular. Siz de Alman doktorlar iyileştirdi. Alman futbolcularda yeniden sakatlıyor diyerek siteminizi. Ah onlar sakattı. <laughs> ben de o seyahatte vardım ve hatta hastaneye götürdüler bizi. Hastane fakat şöyle bir yanında bakıcı yani onu bilecek, Türkçe konuşacak, Almanca konuşacak, onlarla yaşayacak. Şey ben hastanede hasta bakımı olarak <gülüyor> kalmıştım <gülüyor> Siz onlarla. olaya dair gayet Efendim, Şimdi şimdi bir hastalığımız da bizim vakitle biz kısa süre içinde çok şey anlatmak istiyoruz. Ve bugün bir kere hepsinden önce bütün ulusumuzun, Türk insanlarının bayramını kutluyoruz. Çünkü ben Türk olarak 1923'te değil ama hiç olmazsa iki sene sonra yakalayıverdim <laughs> Cumhuriyetimizi. Cumhuriyetimizin güzellikleri gerçek Türk insanında devam ediyor. Kafasında da kalbinde de Atatürk'ün çocukluğu olmaktan mutluluk, gurur duyuyoruz efendim. Onun için bayramlarınızı kutluyoruz. Acaba dakikamız doldu mu yoksa daha... Bir ara vermemiz lazım. Bir ara verelim hiç olmazsa bir şeyler daha düşünelim. Siz de arada bizim eleştirimizi yaparsınız. Yok yapmazsınız bugün. Çünkü bugün çok büyük gün. Cumhuriyetin kutlamasını mutlulukla her birimiz bir sarılarak yaşatalım. biz futbola futbol bir aşk dememiştik ama futbol aşığı da olmuştuk onları sen de bilmiyorsun tabii ben sonlarına yetişmişim. Çünkü nasıl yapılıyor, nasıl gidiliyor büyük yaşlı abiler maça gidenler anlatırlardı şöyle böyle. Hani küçük çocuğu elden tutup götüren fazla görülmüyordu. Yani maça nasıl gidilir? Şimdi radyo, diyor. gazetelerde iç sayfalardaydı. Sonradan yavaş yavaş çıkmaya başladı. Yahut mıştı diyeyim de bir <laughs> abilerimden falan dinlediklerimi söylüyorum. Ve de gazeteler maç takımların isimlerini yazar böyle fazla detaya girmezdi. Ama birdenbire basında bir hareket oldu ve bu hareket dolayısıyla tabii artık bizim harflerimiz falan da batıyla uğraş yani onlar gibi olmaya başladı. Yurt dışına gidip gelenler başladı maçları görmeye. Maçların nasıl olduğunu. İlk şöyle üç direk ile fut başladı futbol. Sonra file devri başladı. Onların içine file konması. Öyle şeyler, çizgiler çok 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 daha sonra biz, biz geldiğimizde hepsi gelmişti. Ama şöyle bir şey de vardı. Maç futbol erkeklerin topuydu. Mahalle arasında kız çocukları futbol maçını seyreden birkaç tane görürdünüz yanda. Mahalle arsada. Baş arsa çok o zaman arsalarda oynanıyor. Ve gelirler o arsadaki bakmaya. Ama zamanla yavaş yavaş statlar yapılmaya başladı. Takım formalar Fenerbahçe, Gazze, Beşiktaş o formalar birbirlerinden onlar tutunmaya. İzmir'in, Ankara'nın takımları tek tek hepsini sayacak vakit yok. Derken yurt dışından da gelmeler başladı. Gazeteler yavaş yavaş büyüttüler ve bir gün spor sayfamız artık başlıyor diye gazeteler radyoda spor saati diye. Çünkü radyoda ilk maçlar olduğu zaman yani dar seyreden vardı. Evlerde az hele o portable ev el telefonları çok az yoktu. Ev, evde eve gidelim de maçı dinleyelim denirdi. Onun için bugünkü gençlerin sahip olduğu nimetler yok. O günkü sıkıntılar içinde antrenman aynı vaziyette. Futbol ayakkabısı. Futbol ayakkabısı da daha, daha sonra olmuş diyorum Sanırım çünkü o büyüklerimden dinledim. Her gün antrenman da yapılmıyor. Belli günlerde Hayır, takımlar. antrenman batıyla ilgi kurulunca bakıyorlar. Yahu takım oyuncuları Avrupa'nın bazı memleketlerinde salı, çarşamba, perşembe haftada bir gün, iki gün izinliler. Ne oluyor? E, ilman, antrenman. Yani biz hepsinin gelişine şahit olduk. Onun için şimdi bundan sonra gene dinleyeceğiz. Şimdi şöyle bir bakıyorum da burada o kadar çok şey var ki vallahi vallahi bilemiyorum yani hiç. Şimdi siz bize yazın, isteyin, sorun şu şöyle miydi, bu böyle miydi falan diye. Fakat bir şey daha var. O uzun yıllarda Türkiye'den Avrupa'ya giden, tesadüf orada bulunan Türk oyuncuları başladı. Zaten bizim aklımız almıyordu. Türk futbolcusu Türkiye'de oynar. Fransa'da, İtalya'da, Fransa'da, Türkiye'de işi ne? Evet bakalım sen bunları ne ekleyeceksin? Ve tabii o dönemlerde... Yavaş yavaş değişik ülkelerin değişik oyuncuları başka ülkelerde bizimkiler de aynı şekilde işte İtalya'ya, Almanya'ya gidenler, İtalya'ya gidenler. E, siz de biliyorum o İtalya'ya gidenlerin peşinden gidenlerden siz gazeteci olarak. Derken oradan hocaların gelmeye gelmesi. başlaması. Sonra yabancı, daha sonraki yıllarda yabancı futbolcuların Türkiye'ye gelmesi e, ve günümüzde şöyle enteresan bir durum var. Art özellikle e, 60'lı yıllarda Türkiye'den e, Batı Avrupa'ya işçi göçü. Olmaya başladıktan sonra oralarda da karma evlilikler yaşanmaya da başladı. Yani hem e, Türklerin çocukları hem de Türklerle Almanların, Türklerle İngilizlerin, Türklerle işte Hollandalıların çocukları karma çok farklı genlerle. E, Efendim işte goller çok oldu o zaman. Goller her zaman her yerde atılmaya başladı. E, yani bazen böyle enteresan şeyler olabiliyor. Mesela işte sizin çok yakından tanıdığınız çok dost olarak da yakından tanıdığınız Uwe Zeller. Dört Dünya Kupası da Alman milli takımının santrforu olmuş. en son 70 Dünya Kupası da Gert Müller'le birlikte. Milletleri yaklaştırdı birbirine futbol. Aynı. Eskiden mesela burada herkes kendi halinde. Oradan bir şey gelirse ha, bu Almanya'dan, bu İtalya'dan falan. Ama futbol gelmeye başlayınca spor, mali durumu iyi olanlar gidip seyrettikçe bu sefer Mali durumun iyi olmasını bırakın. Üç kuruşu var. Para biriktiriyor. Niye? Avrupa'da gidip başı İngiliz maçını göreyim, Alman maçını göreyim. böyle şeyler başladı. Bir de memleketler arası futbolcular parayla gidip başka memlekette oynamaya Aynen başladı. Öyle. Aynen öyle. Ve spor, bir basketbolü falan da bunlara ekleyeceğiz daha sonra. Ama futbol dünya milletlerinin birbirini daha iyi tanıması, yaklaşması için çok büyük bir E tabii farklı ülkelerden futbolcular kendi ülkelerini tanıttılar büyük bir anlamda bir ülkelerde. Eee ülke, evet. UVZ'ler dediğim gibi çok büyük bir futbolcuydu siz izlediniz de evet. yıllar boyunca. Eee UVZ'lerin kızı da bir Türk'le evlendi. Yani hayat bu ya ve bir Türk futbol adamıyla evlendi. Vallahi bana geç bu hafta gene bir telefon geldi ta Brezilya'dan. Yani hala bu şımarıklığımı mazur görün. Çünkü bilmeyenler için çok kısa söylüyorum. Maça çıkmadan önce yedekti. Kenarda oturtmuşlardı Brezilyalı köylü çocuğu. Antrenör de bizim o otelde kalıyordu bir tanesi yani karısı filan ailesi. Orada onlarla konuşmuştuk falan. O röportaj. Brezilyalı futbolcular, İngilizler, Fransızlar falan almışlar. Hiçbir şey yok. O çocuğu kimse bırakmış. Ben gittim. O benim arkadaş olan Brezilyalı şey etti. Milli takımda ilk defa oynayacak dedi. Ve ilk defa oynadığı gün bütün dünya yerinden sarsıldı. Çocuğun ismi Pele'ydi. Ve o Pele ile konuşan bir Türk de bütün Brezilya basınında bu sene gene bir şey olmuş. Orada gene bizim resim çıkmış onlarla beraber. Evet. Mesela bir Pele bütün dünyanın sevgilisi tabii. oldu. İngilizlerden, Fransızlardan yıldızlar böyle. E tabii şimdi bir ve, de, ve evet. bizim Türk futbolcular da Avrupa'da çok evet. isim yapanlar var. mesela şimdi Uwe torununu biz Türk olarak mı, Alman olarak mı sayacağız? <laughs> İşimize gelirse Levin Türk. Funal'ı, eee Werder Bremen, e, şey Mainz'da oynuyor. Werder Bremen'deydi. Şimdi Mainz'a geçti ve bu sezona çok iyi bir başlangıç yaptı Almanya Ligi'nde. Bir başka Türk oyuncu var orada Yunus Mallı milli takıma da seçilen. Evet. İkisi müthiş bir ortaklık kurdular. Birbirlerine gol attırıyorlar. Birbirlerini daha iyi oynamaya sevk ediyorlar. Mesela burada soruyorum. Eee UVZ'lerin torunu Türk mü sayılır, Alman mı sayılır? Ha. Ben de güzel bir soru sorayım Vallahi size. Vallahi biz daha bakıyorum zaten nokta koymak zamanı geliyor. Az bir süremiz kaldı evet. Efendim şimdi şöyle. Bize telefon edin, sorun, isteyin zamanımızın müsaadesi ölçüsünde ama bugün bir başka ölçümüz var. Memleketi sevmek, bizim cumhuriyetimiz, Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün arkasından yürüyerek bugüne kadar geldik. Bir takım sıkıntılar var. Hepsini bir yana bırakın. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarıyız, insanlarıyız, şimdi ihtiyarlarıyız bizim için. Ama bu Futbolun bu tarafını da çok seviyorum ben. Milletlerin birbirini tanımasını şu anda takımlara bakın. Her takımda kaç milletten oyuncu var, biz de onların arasına. Dünya insanların birbirine yaklaşması, dosteli uzatması, futbol topu sayesinde olursa inanın savaşlar azalacak. Futbol topu dünya savaş topunu yenip kenara atacak ve biz top oynamaya devam edip top seyretmeye, alkışlamaya devam edeceğiz. Ama daha evvel alkışlarımız eksik olmasın. Cumhuriyetimizin bu güzel yıl dönümünü sizlerle kutlayabildiğimiz için mutluluğumuzla biz de sizi kutluyoruz. Karışık cümle ama çok içi <laughs> niyeti iyi. Evet güzelim sen de kapanışını gönder. Ben de herkesin Cumhuriyet Bayramını bir kez daha kutluyorum ve gelecek hafta buluşmak üzere hoşça kalın diyorum. Hoşçakalın.